Karşınızdayız. Bu hafta da nihayet bir videolar çekebildik. Çünkü gitti gidiyor derken bu hafta da kaldı aşkım benim. Evet. Bu hafta da buradaydık. Biraz çalıştık. Evet. Saç işi yaptık. Şu kenarlardaki saçları söktüm. Alttan çıkan korozyonlu yerleri ortaya çıkarttım. Onların değişimini yapacağız. Az bir şurada saç işim kaldı bu tarafta. Onu da bu hafta içinde belki bitiririm. Daha sonra iki tane o profilin değişimi var. Sonrasında antipas uygulamasına belki geçebiliriz. Yani yağışlar başlamadan en azından nem başlamadan önce şu yukarıdaki bazı paslı yerler de var. Onları yapalım. Evet. Şu sökemediğim sacın söktüğüm yeri oraları falan yapacağım. Bir de profiller var değişecek. O profilleri değiştirdikten sonra kaynak yerlerini antipassız bırakmayalım diye. Onun haricinde de burasını belki kapatabilirim. Çift katlı saç vardı burada. Onunla biraz uğraşacağız. Biraz sağlam olsun diye. Çünkü burada iki tane, orada iki tane oturan, yani toplam dört kişilik bir koltuk düşünüyoruz. Birer tane de önde. Altı kişilik bir oturma grubu için burayı hazırlamak lazım. Bu kadar. Radyatörü takmıştık. O geçen hafta onu taktık. Geçen hafta. Onda yalnız bir eksik var. Sol tarafta bu şoför ayağını üfleyen bir kısım var, aparat. O plastik kısmı tamamen, yönlendirici kısmı tamamen parçalanmış. Yapıştıramadım onu. Yapıştırsam zaten pek bir işe yarayacak gibi değil. Ben atmayı hazırını düşünüyordum radyatörü de. Bu kadar dinleneceğini hiç düşünmemiştim. Onu hazırını buluruz herhalde o ölçüde bir tane. Evet. Takarız. En kötü ihtimalle böyle yönlendirici bir şey bulmak lazım. Basit bir şey, çok doğru değil. Aynen. Pardon, saçlarınız rengeli. Ne yapıyoruz? Bu araları boşaltıyorum. Kalan bir iki parçayı, havaya bak. Tam senlik hava. Yeni giriş kapın çok güzel. Aslında düşünmüyor değilim yani. Orta bir kapı mı? Evet. Orta kapılı araba almadık. Almadım. Almadım. Sen almadın. Ben almadım. Evet. Hı. Beğenmedin, almadın. Beğenmedim. Ben beğenmedim. Ya beğenmedim tabii. Gördün mü? Neyi? Bak, içinde su var. Aa, evet. Su akıyor. Ya bu kadar, yani arabanın bu kadar içinde olan bir yere su nasıl gidiyor, ben hayret ediyorum. Her yer su oldu. Öyle. İçinde pislik mi var? Evet, şey işte, korozyon. Şaka mı ya? İşte, yani sağlam diye düşündüğün o şaseler mesela ne halde? Açmayınca gözükmüyor işte. Görünüşe baktığın zaman sağlam. Biz dört teker alsaymıştık, olacakmıştı. Yani bir tane şase alacaktın. Aynen. Aynen. Bir tane kabin de olsa olur ya da böyle yarı kabin. Ön trafik. Ondan sonra yapacaksın. En güzel aslında o. Hadi gel çay içelim. Evet, şimdi size soru. Herkes proje söyleyecek. Karavanın için dizaynlayın bakalım. Bence giriş sol taraf. Şurası eğer aşağı inerse şurada bir mutfak olabilir. Burası. Evet. Mutfak. Tamam. Ama banyo nerede? Şey, bu kapı olacak mı burada? Olacak. Banyoda tuvaletin yanında şu orta tarafta olabilir.
Nerede banyo? Şu tarafta bir yerde. Şimdi şuraya tezgah gelirse bir tane köşe bir tezgah gelecek. Burada tezgah olacak. Şu bitiminde bir tane tuvalet gibi bir şey olabilir. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? Fikir bu. Evet, sonra koltuğu nereye koyuyoruz? Burada bir tane oda olacak. Bu tarafta koltuk takım işte yatma yeri olacak. Karşılıklı mı koltuk? Yo, daha onu düşünmedim canım. Ben şu köşeyi şey yaptım. Düşün işte şimdi. Bir daha söyle hızlıca şimdi. Şu taraf mutfak. Şuraya köşe hatta tezgah geliyor. Köşe tezgahın yanında bir tane şurada küçük şu hemen şu alan kadar tekerleğin üstünde gerçi olmaz da depolama alanı gelecek ya. Hı. Belki senin olduğun tarafa gelebilir. O tuvaletin deposu falan filan oraya gelebilir. Ön tarafa da koltuk takımı gibi bir şey gelebilir. Sıradaki Sema. Ya bence de kapı açık kalacaksa banyo tuvalet bu tarafta değil bu tarafta olması daha güzel. Nerede? Yani şu taraf değil bu taraf. Bu tarafta. Kapının olduğu tarafta. Yani burası mutfak olduğumuzda şurası tezgah. Ondan sonra buraya banyo tuvalet olursa sanki kapı da burada ya kullanım alanı biraz daralırmış gibi geldi. Koşup şu tuvalete gireceğim. Nereden çıkacağım çıt işini göreceğim. O kullanış değil mi? Ama bu tarafta olursa mesela şurası koridor gibi olur. Yani kapının girişi ve burada tuvalet sanki alanı kısıtlar gibi çapraz olursa. Tuvalet kadar olacak. Tamam yine. Yani, tuvaletin 80 santim falan olacak. Mutfak nerede? Burada. Mutfak orada. Herkes mutfak köşeye atıyor. Sağ taraf ben banyo. Ben dışarı atacağım mutfağı. Hayır bak benim demek istediğim dışarı da atılabilir de mesela şurada bir tezgah olacak. Şurası zaten yağ sıçramasın diye şey konulacak. Ne, duvarlara ne konuluyor bilmiyorum. Üst taraf cam oluyor. Daha aydınlık olur. Yani bir şey kapatılmayacak. Dolap gerçi üst dolap nereye konur onu bilmiyorum. Üst dolap olmayacak. Olmayacaksa bence orası makul. Hatta köşeli yer. Böyle şey yapacaksınız. Hasan Can sen fikrini söyle. Gel bakalım. Sada gölgüş yok mu? Gölgüş. Ben kapı kapanacak iptal olacak diye biliyordum. Fark etmiyor. Herkes fikrini söyleyecek. Ya iptal olursa tuvalet orada, mutfak burada. Hani havalandırmalar da var. Daha kolay olmaz mı? Ama yan yana tuvaletle mutfak nasıl denk gelecek? Ya şu aşağı inecek. Tamam. Yanlış bilin. Ama bunun arkasında depo da var. Şuraya mutfak olsa, şurada biraz daha tuvalet olsa, şurası boş olsa, tuvalet banyo. Tuvalet banyo dediğin bir kısmında olacak. Tamam, şurada işte, karşıda. Bizim ilk düşündüğümüz gibi karşı köşe, aha, banyo, sol taraf mutfak demiştik. Tezgah şöyle olsa biraz daha. Hı-hı. Gerçi kısıtlar mı tam bilemedim, hayal edemedim ama. Tamam, koltuk takımı nerede? Koltuklar nerede olabilir ya? Şimdi. Karşılıklı olsa masa nerede olacak? Karşılıklı olmasın. Ortada masa saçma olur. Niye masayı indirip yatak yapabilirsin? Yapılabilir de üstünden nasıl geçecek? Nasıl yani? Yani sert bir zemin olmayacak masa inince. Yere inecek. Yere inecek, üstüne yastık koyacaksın. Gerçi o da olabilir, evet. Şöyle karşılıklı da şey olabilir. Aşağı indiriyorlar mesela, böyle yastıkları koyuyorlar. Şey yapıyorlar. Çünkü koltuklar böyle. Tavuklar kaçtı. Aa gidiyorlar. Tavuklar evet dediğim mantıklı. Ortada masa olsa karşılıklı koltuklar olsa. Hatta şey bile yapabilirsin. Mesela böyle çıkmalı masa. Yerde bir iki tane şey olacak. Demir olacak. Onu böyle çıt çıt yapıp şey yaparsın. İstemediğin zaman da kaldırırsın mesela kaplamanı. Hı-hı. Böyle çok güzel dizaynlar şeyler var. Kendin de yapabilirsin. Bence. Hı-hı. Teşekkür ederim fikirleriniz için. Rica ederim. Onlara bakarız. Baydoz getireyim. Şimdi enteresanı büyük çekicim kırıldı sapı. Tamir ederken sapını ben kırdım. Bir dahaki karavanımız sadece 4 teker olsun. Bir de motor. Motor.
Gel. 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 Şu kaynaklı olan. Onda kes gitsin ya. Oraya ne koyacağım, ne sokacağım girmiyor hiçbir şey. Ne taş giriyor, ne bir şey giriyor. Hiçbir şey girmiyor. Ancak bunu sökersen, bunu hani buradan vura vura belki böyle boşaltırım. Şimdi bunu sökmeye çalışacağım. Arkası da doğru mu, boş mu bilmiyorum. Gene külatla demir çıktı. Arabanın üçte ikisi gitti zaten. Bu gidişle biz şurada bir belgesi alırız. Ne belgesi alacağız? 750 kilogram altı. Bana da öyle geliyor aşkım. Bak bir şey kalmadı ki. Karavan. Çekme karavan gibi olduk. Başardın en sonunda ya. Ne kadar azimlisin Turun. Başka şansın var mı? Ya pes etmek gibi bir şansım var. Yok o sende ya. Sende pes etmek gibi bir şey yok yani. Hazır kaynağı getirmişken şu şoförün kaynaklarını mı yapsam acaba? Kıntalamıştık ya onları. Elektrotumuz da var. Biraz dinlendikten sonra yapmaya ne dersin? 12 tane 3 santim, 4 santimlik kaynak atacağım. Bak bayağı elektrot alacağım onları. Olur. 5 dakika. Hadi. 5 dakika. 5 dakika. Moladayız. Yok artık ya. Ve şu ön taraftaki parça kaldı. Hangi? Şurası ama o şey değil. Sıkıntılı sadece değil. Kolay, o hiçbir şey değil diğerlerinin yanında. Şu parça. Sonra da yanlara başlayacağım bakalım. Ya mükemmel oldu ya. Şimdi benim kafama takılan, biz o kadar aşağıya düştük ki ha, camlar yukarıda kaldı. İstersen bak şu şey var ya, ara var ya böyle, yani dar bir ara var. Onu keseyim istersen aşağı indim. Çok komik aşkım. Çok komiksin gerçekten. Evet dinliyorum. Şimdi bak şuraya kadar, hatta öyle, şuraya kadar bagajdan çaldık yarısı. Tamam. Şimdi yarısı bunu içeri aldık. Tamam. Yani içerideki depolama alanımız arttı. Evet. Şimdi üst raf yapmayı çok fazla düşünmüyoruz. Yine aynen yapacağız. Ufak tefek böyle hani ince. Cep gibi şeyler falan yaparız belki. Ama en azından hani buradan çaldığımızı içeri verdik. Evet. Mobilyaları ona göre düzenleriz. Veya mesela bunu böyle bıraktığımızda hiçbir anlamı yok ki. Bunun altını da güzelce kapatacaksın. Dolabını yapacağız. Şurası da çıkınca ve şunlar da temizlenince o zaman biraz rahatlayacağım ben. Şimdi benim elektriksel olarak yapacaklarıma şu anda bir engel yok. Elektriği öne doğru toplayabilirim. Fakat arkayı da bir görmek lazım. Valla elektrik diye başladık. Ama hala elektrik. Yok, hala ama. Tabii. Burasını da şu şey gibi hava filtresi ve frenlerle oynamak istemezsek, bunu yüksek yapacaksak, şu kutu, hani yatak alanı düşündüğümüz kutu, böyle iki basamak halinde yapacaksak, mazot deposunu da öne aldığım zaman aynı askılarıyla beraber alabiliyorum. Bana cam ve taban ölçüsünü bir ölçer misin? Şu an için 110 santim. 110. Tamam, metre nerede? Orada kutuda. Şu camda. Evet, evet. 110. Yere kut. Yere yere. Ben bir de yiyorum. Aynen, 110. Şu kadar. Hani evet, şuraya, cam burada başlıyor. Evet.
koltuk kaç santim olur? Valla ayağım yere değer dersen 40 santim ama değmesin dersen 60-70 yaparız. 50 yaptık. İkisinin ortası oldu. Ben oturdum. Cam şurama geldi. Tamam işte o zaman şöyle yapacağız. O hem oturma ve hem yatak durumunu yapacaksak ön tarafa. Ön tarafın yüksekliği zaten bundan yüksek olacak. Öne koltuk yapacaksak ama arkaya yaparsak. O dediğin gibi olur. Ama dün akşamki şeylerden sonra bana buraya üçlüyü çekip yapmak sanki daha mantıklıymış gibi geldi. Plana sadık kalırsak senin için şu avantaj olacak, havalandırmalar. Tabii canım, havalandırmalar. Zaten hani ilk başta onu düşünmüştük. Kapı, havalandırmalar, arkadaki cam, arka camın yüksekliğinin hani bozmadan mutfak tezgahının şeyi olsun, karşılığı olsun. Banyo için en azından biraz bir yüksek olsun. Şimdi kapının bu şekilde açılması benim çok hoşuma gidiyor. Benim de beni rahatsız etmiyor. Ama bunu kapatıp kitlemenin bir kolaylığını bulmamız lazım. O yöntemi bulalım. Aynısını da ön kapı için. Çünkü havasız kaldığımız zamanlar, aracın çalışmadığı zamanlar, hava bittiği zamanlar biz onları böyle şakır şukur çok güzel kilitleyip biraz da böyle sıkabilecek şekilde bir kilit mekanizmalarında çalışmamız lazım. Son parçayı mı kesiyorsun aşkım? Evet. Gece saat 9.30. Son bölüme geldiğimizde ne yaptık? Çok problemli bir yer çıktı. Yani şurada bak. Geldik sonuna yaklaşınca. Hani şurada şöyle bunun bir tane daha alırken de görmüştük bunu. Yeni bir şey değildi. Hadi onu değiştireyim dedim şunu ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu da çok kötüydü. Bunun devamı olan kısım. Şimdi şu açmasın diye buna bir destek attım. Şimdi şunu sıkıştırıp birbirlerine kaynatırsam bu iş olacak. O sol taraftaki demir çok çürümüştü ya. Aşırı. Bu aracı bilmiyorum ya. Nasıl taşımış? Uf. Baksın. Yani şuraya bağlı olan kısım buydu. Şöyleydi. Bu şuradaydı şöyle. Şöyleydi. Şu kısmı söktüm işte. Ya şimdi, açmasak biz bunu göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz. Yani bak krikoyla kaldırdım bunu. Hani sarkmasın diye. Krikoyla kaldırırken de buraya da biraz ayırdım. Tebrik ediyorum. Bu arada aşırı soğuk. Öyle böyle değil yani. Sanki Ocak ayı. Selam buradan. Oho. Fazla birleştirdin duydum sesini. Etti. Tost yaptın. Evet. Güç denemesi mi yaptın? Yaptın. Sesini duydum çünkü ben çatırdattım. Vallahi. Hı. Ne kadar mutlusun? Tabii canım. Şimdi şey sıkıntılı. Şuraya taşıyacak bir şey daha yapmam lazım. Bunun altını şunun altına soktum. Bu taşısın diye. Ama şunu da buraya kaynatmam için şöyle bir buraya ince bir destek veya şuraya bir tane fırını buna bağlamam lazım. Söyle bak. Şimdi yarın unutmayalım da. Şu attığımız şeyler şase destekleri var ya. Tamam. Bundan bir tane daha şuraya atabileceğiz. Bu karşıdaki profil var ya. Evet. O profile bağlayacağız. Karşıdan gelecek. Buraya yaklaşık şuraya kadar gelecek. 60 santim kadar da buradan müsaade ediyor buraya. Evet. Şu kısmı aracın mazot deposunu taşıyabiliyoruz. Süper. Mazot deposunu öne alıyoruz. Evet. Arka tarafı boş atabiliyoruz. Şurada yalnız şunlar engel olur mu? Olmaz. Zaten hani yüksek olacak ya depo biraz. Burada bir kotumuz olacak böyle. Yüksek. Şundan kaynaklanan.
şunları aşağı indirmeyeceğimiz için. Evet. Şuradan gelecek. Yani şunun altından şöyle bir kod gelecek. Şuraya kadar. Hatta bu devam edecek. Buraya kadar yapacağız bunu. Buraya kadar yapacağız ki burası düz olsun. 1.30 hesaplamıştık değil mi burayı? Hı hı. Evet, 1.30 hesaplamıştık. Hani eni 1.30 olan bir çekyatı buradan karşıdan karşıya atabilmek. Buranın kotu şu yükseklikte gelecek. Hı hı. Burada bir basamak olacak. Ama şundan bir tane daha buraya atmak hiç olmazsa şuna destek verir. Evet. Fazladan atmış olacağız. Çünkü zaten bu tarafı kullanamayacağız. Bize ne iş çıkacak? Bagaj kapakları, belki bir iki tane bagaj kapağı yapacağız. Veyahut da burayı kullanmayacaksak, burayı başka bir depo gibi bir şey yapacaksak bunu tamamen kapatacağız. Buranın tek bagaj kapağını ufaltacağız. Neyse bakalım ilerleyen zamanlarda. Bir de şu hani profili kötü olan yer var ya. Evet. Eski kaloriferin olduğu yer. Oraya da boydan boya, orası şöyle şu eğimin içinde kalıyor. Hı hı. Oraya da böyle boydan boya yeni bir iç destek profil aynı şekilde. Buraya da bir destek profil. Onun en üstüne şu kısım var ya. Hı hı. Oraya da bir profil atıp şu an itibaren. Biz o ara bölümü çıkartacaktık hani. Çıkaralım. Hangi ara bölümü? Dalga geçiyordun ya ara bölümü çıkartayım. Bir sökmediğin o kalmıştı ya. Aşağı inelim. Tamam. Sonra bak o kaynakları orada... Kadar çok aşağı indik ki şuna bak. Bak orada yeni kaynaklar görüyor musun? Ufak ufak böyle. Evet. Onların hepsi yapılacak. Şunlarda eksik olanlarda hepsi, hı-hı, yapılacak. Oraya da bir destek atılacak. Dolayısıyla şimdi 2 santimlik bir profil buradan bir yer kaybedecekmiş gibi düşünüyorsun. Ama arabanın üste doğru hafif bombası var ya. Hı-hı. Yer bombası. Hı-hı. Buradan yukarıya da şeylerde her çıtanın üzerinde yine 40'a 20'lik profil çıkmayı düşünüyorum. O zaman da ne olacak? O zaman da yan izolasyon seviyesi biraz yükselecek. Yani duvarla iç kaplama arasındaki mesafe artacak. Yani izolasyon seviyesi biraz yükselecek ama hiç olmazsa şasenin şöyle sallanmasını, esnemesini engelleyeceğiz. Evet. Hadi inşallah bakalım. Neyse nasıl sonlandırıyoruz aşkım? Neyi nasıl sonlandırıyoruz? Lafını. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Ben biraz kalıp düşüneceğim. Ya hayır. Hadi. Tamam geliyorum, geliyorum. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Gel Teddy. Teddy ile tanıştırayım. Yeni sahiplendiğimiz köpeğimiz. Değil mi annem benim? Teddy. Islak olduğu için şimdi alamam. Gel ben alayım. Sıra sıklamamış. Evet. Perişan olmuş. Sıcakta yıkadık. Kuşu. Teddy. Tukan nerede? Takasını kaybetmiş. Çinli bir arkadaş bu. Ay böyle işi. Vay. Ben hep varım diye baktım. Ben hep vardım diye değil mi annem? Hmm. Gel. Sakarya'dan misafirlerimiz var. Eskişehir'i göstereceğiz. Değil mi Mehmet Eren? Evet. Değil mi aşkım? Merhaba arkadaşlar. Yakıştın mı benim? Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.